Düzce'de 32 yaşındaki Ahmet Kabacı, 1999 yılında retina yırtılması sebebiyle tek gözünü görme yeteneğini kaybetti. Kabacı 2008 yılında ise diğer gözünde de ağrı hissederek ameliyat oldu. Ameliyatın ardından gözünde sıkıntı oluşan ve görme engelli özel birey olarak hayatına devam eden Ramazan Kabacı, evde durmaktan sıkılınca harekete geçti. Düzce İşkur Müdürlüğü'ne çalışmak için başvuran Ramazan Kabacı, çelik boru fabrikasının sahibi Kamil Kesikbaş ile görüşerek çalışmaya başladı. Santral görevlisi olarak çalışan görme engelli özel birey Ramazan Kabacı, devletten 13 yıldır aldığı engelli maaşını almak istemediğini belirtti. Ulan Bey, bekliyor lan. Bekliyor. Efendim? Sağ olun, size de. Şu an yok. Tamam. Sağ olun, size de kolay gelsin. Teşekkürler. Erol abi. Nerede? İçeri araba geldiniz. Tamam. Mülkiyet hakkımız. Haberimiz. Tamam. Hasan abi kolay gelsin. Dışarıda bekleyen onaylı tırımız hazır. Alabilir miyiz içeriye? Müsait mi içerisi? Tamam. Tamam. Bir tane tır çıktı. Çıktıktan sonra alıyoruz. Tamam. Sen nasılsın? '98 yılında retina yırtılması nedeniyle tek gözümü kaybettim. 2008 yılında da diğer gözümde bir ağrı hissettim. Orada da bir sıkıntı olduğu için ikinci bir ameliyat. Orada da bir ameliyattan sonra görme kaybını yaşadım. Yani gittikçe geriledi ve şu an görmüyor diyebilirim yani. O derecede bulanık. Şöyle bir şey, ben evde kalmak istemiyordum. Eve kapalı hani yaşamak istemiyordum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Hani hiçbir engel aşılmaz diye bir şey yok. Ben bir şeyler yapmanın peşindeydim. Çalışma ortamına katılmak istedim. Engelli maaşını müracaat ederek hani almamayı istedim ve benden daha çok ihtiyacı olanlar, yatakta olanlar, daha hani ağır engeli olanlar faydalansın diye ben bu maaşı bırakmak istedim ve Erciyes Ailesi Hani kucak açtı, sağ olsunlar. Başta hani Kamil Bey olmak üzere tüm personeller burada bana yardımcı oldu ve böyle hayatım devam ediyor. 8'den 4'e kadar burada güzel bir ortamda, güzel bir abilerin yanında yardım ederek devam ediyor çalışmaya. İş hayatında çok zorluk görmüyorum hani, sadece yani sonuçta bir disiplin gerektiren şey. Sabah hani belirli bir saatte kalkacaksın, servisine bineceksin. Yani akşam belirli bir saatte evine gideceksin. Yani bir zorluğunu ben hissetmiyorum, görmüyorum. Ben severek hani yapıyorum, severek geliyorum, severek çalışıyorum. Evet abi. Buradan engellere bir şey söylemek istiyorum abi. Yani hiçbir engelli evde kalmasın. Bir şekilde yani çalışma hayatına katılabilir. Erciyes gibi diğer firmalarımız, diğer devlet kurumlarımız da bir şekilde engellilerimize kucak açıyor ve onlara iş imkanı sağlıyor.